Ne özellikleri var mesela telefonun? Telefon satıcısı Eren Tosun, cep telefonlarının seri numarasının teli olan e-mail numaralarının kayıt ettirilme ücretine gelmesi muhtemel zam ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. Cep telefonlarının yurt dışındaki ülkelerden yasal yollardan Türkiye'ye girişi yapıldığı zaman cihazlara ait olan 15 haneli e-mail numaralarının kayıt ücreti resmi gazetede yayımlanan rakamlara göre 6.090 liradan 20 bin liraya yükseldi. Cep telefon satıcıları 2024 yılında başlayan e-mail numaralarının kayıt ücretlerine yeni bir zam beklediği haberini paylaşılırken vatandaşları konu hakkında uyardı. E-Devlet üzerinde e-mail kaydının nasıl sorgulanacağını... Telefon satıcıları yurt dışından getiren telefonlarını kullanıma açılması için vergi dairesine belli bir ücretin ödendikten sonra E-Devlet kapısında üzerinden e-mail numaralarının kaydının yapılabileceğini ifade etti. Eskişehir'de 8 yıldır cep telefon satıcılığı yapan Eren Tosun, telefonların yurt dışından Türkiye'ye girişinden 120 gün içinde kullanıma açılması gerektiğinin altını çizdi. Yılbaşından önce e-mail fiyatları 6.300 TL'ydi. Şu anda 20.000 TL'ye yükseldi bir anda ve bu yılbaşından sonra 30.000 TL'ye yükseleceği bekleniyor. Bu enflasyona dayalı olarak bir zam. Sürekli enflasyonun yükseldiği bir ülkede olduğumuz için devamlı olarak bu artışlar artık söz konusu. E-mail yurt dışı telefonlar Türkiye'ye giriş yaptığı zaman seri numarası gibi bir şeydir. Bu seri numarası e-mail dediğimiz olay telefona şebeke veren bir olaydır. Bu yurt dışı telefonların avantajı, Türkiye'de örnek vereyim 60.000 TL olan bir telefon, yurt dışı telefon 25.000 TL gibi bir rakam oluyor. Şu anda 20.000 TL vergi dairesine ödediğimiz zaman BTK aracılığıyla açabiliyoruz E-Devlet üzerinden. Yani toplam 40-45.000 TL gibi bir rakama tekamül ediyor. Yani yaklaşık olarak 15.000 TL gibi bir karı oluyor. Yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı anda, Türk sim kartını veya yurt dışı sim kartını taktığı anda Türkiye'de 120 gün kullanım süresi mevcuttur. 120 gün sonra telefon şebeke çekmez. Yani e-mail kaydı için gidip vergi ödemeniz gerekiyor. 20.000 TL şu anda 20.000 TL olan kayıt, onu yatırdığınız zaman vergi dairesine E-Devlet üzerinden kaydını yapıyorsunuz. İlk 3 ay içerisinde kaydı yapılması gerekiyor. 3 aydan sonra direkt tekrardan yurt dışına çıkması gerekebilir vatandaşların. Bir an önce e-mail kayıtlarını yapsınlar, zamlardan kaçsınlar.